Hem kendiniz yiyin, hem ailenize yedirin, hem de sevdiklerinize tavsiye edin. Çünkü bal sizin için sağlık demek, mutluluk demek, afiyet demek, sıhhat demek. Bal yiyin, tatlı konuşun, tatlı bir hayata dahil olun. 5 kavanoz bal, yanında polen hediyesiyle sadece 100 lira. Hemen arayın. 0212 534 66 66. Evlilik için neler yapmalı? Hepsi ve çok daha fazlası az sonra Aslı Kökçe ile sohbetin aslında. Bir coşku var içimde bugün, kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum sonsuzluğu. Düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Bir coşku var içimde bugün, kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerlere özlüyorum. Gözlerim, gözlerim parke parke taş duvarlarda. Açılıyor hayal pencerelerim, hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum, süzülüyorum. Kekik kokulu koyaklardan aşarak güvercinler ülkesinde dolaşıyor. Bir çeşme başı arıyorum, yar puzar arasında. Kendimi bırakıp mis gibi nane kokuları arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Zikre dalmış her şey, zikre. Güne, güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşle, güneşle kol kola, kırlarda koşarak, siz, siz peygamber çiçekleri toplarken, ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde, huzur dolu. Ben sonsuzluğu düşünüyorum. Hey, ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, durun, kapanmayın pencerelerim. Güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk, beton çok soğuk. Üşüyorum. Bir coşku var İçimde bugün, kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Düşünüyorum sonsuzluğu düşünüyorum. Düşünüyorum. Hey. Ey sonsuzluğun, ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Sana ulaşmak istiyorum. Sana ulaşmak istiyorum. Vallahi bizi mest ettiniz. Çok sağ olun. İyi yetmişsiniz de gelmişsiniz böyle. Evet. Bu arada Amasya'da çok önemli bir tatlıcı var. Yılmaz Usta, sevgi selamlar gönderiyoruz. O kadar başarılılar, sağ olsun sevgili Kasım eli boş gelmemiş. Bize çok güzel baklavalar getirmiş.
Ramazan ayında da değil mi, böyle tam iftara yakın insanın şekeri mi düşüyor nedir, canı çok tatlı istiyor. Baklavalarımızı lütfen görün efendim. Evet, bize ekip arkadaşlarımıza. Değerli ağabeyim Halil abime, Yılmaz Usta baklavacı, buradan selam olsun. Gaziantep'tir kendileri ama bu tadı İstanbul'da bile bulamaz kimse. Biraz önce okuduğum şiir rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun, gerçekten bir kar tanesi olsaydın Mekke'ye düşmek isterdim diyen çok o güzel insanın ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun, onun şiiriydi. Şiiri yorumladım, şarkısını da sevgili Ezgi aslında bu, Onur yorumladı. Bütün sevenlerine armağan edelim bu güzel eseri de. Çok da güzel yorumladınız. Ve sevgili Çiğdem Tunç bizi izliyormuş. Onu o kadar çok seviyorum ki, o kadar örnek aldığım bir insan ki bizim meslekte de. Evet. Çok çok yeri ayrı. Hem insanları çok güzel, hem işinde telefon, çok başarılı. Telefondaymış galiba. Telefonda mı? Alo. Duyuyor musunuz? Biz de sizden bahsediyorduk. Hayırlı Ramazanlar olsun. Hem Aslı'cığım sana, hem de sevgili Kasım Alper Özdemir'e. Çok teşekkürler. Her ikinizi de kucaklıyorum. Bütün sevgi selamlarımı gönderiyorum sizin hastanızla Kanal T seyircilerine. Nasılsınız? Sizin sesinizi duyduk. Nasıl olabiliriz ki yani bu dakikadan itibaren? Bomba gibi. İnanılmaz iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Böyle iki birbirinden güzel insanı görünce gerçekten de o sohbet meclisine çok kısa da olsa konuk olmamak elimde değildi. Yapamadım, beceremedim. Şiirini dinleyerek yani bu güzel mübarek günlerde bir kez daha çok kalbim böyle huzurla doldu. Aslı'cığım iyi misin? Çok iyiyim. Sizi o kadar çok seviyoruz ki, ben de örnek aldığım bir insansınız. Yani yıllar geçti ama değil mi Çiğdem Tunç, halen aynı. Çok teşekkür ediyorum. Sizi de çok inşallah programımızda ağırlamak istiyoruz sevgili Çiğdem Tunç. Seve seve, zaten o kanal, orada çalışan arkadaşlarım A'dan Z'ye benim ailem adlilerim ben. Saygıdeğer İdris Bey'in başkanlığında benim bir aile kanalımdır orası. Hani tekkisizim, bugün gelsem şöyle bir köşede bana açın ben de yapayım desem geri çevrilmem, çok severim gerçekten. Herkese çok selam olsun. Sizi hiçbir televizyon kurumunun geri çevireceğini ben zaten hiç zannetmiyorum ama burası gerçekten bir aile gibi. Siz şu anda görmüyorsunuz ama kamera arkasında ilk Nurcuğum, diğer arkadaşlarım hepsi öpücük gönderip el sallıyorlar. Biz de gönderiyoruz. Hepsini kucaklıyorum. Sevgili Kasım Alper Özdemir'le ilgili çok kısa bir iki sözcük sarf edip ondan sonra müsaade isteyeceğim ben sizden. Uygun mudur? Çok uygundur. Kasım Alper Özdemir büyük hayranlıkla kucakladığım bir dört senedir tanıdığım bir insan. Bütün gençliğe örnek olsun. Gerçekten onun yapısı, beyefendiliği, inancı, vatan sevgisi ve bizim edebiyatımızı yaşatmak adına gösterdiği çabalar, etkinlikler içerisindeki bütün katıldığı sahnesinde olsun, ekranda olsun, duruşuyla Aslı'cığım seni zaten çok sevdiğimi biliyorsun. Bunu da Kasım Alper Özdemir için altına imzamı koyarak bütün seyircilerimizle paylaşmak istedim. O benim için çok özel bir insan, çok, çok kıymetli bir insan. Çok teşekkür ederim. Son 4 senemin en büyük zenginliklerinden biri onu tanımak. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum size. Ben de buradan size sevgi ve saygıları, muhabbetlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Bugün bize Ramazan'daki güzelliği ayrı bir güzellik kattınız. Teşekkür ediyorum. Aa, çok teşekkür Rabbim ediyorum. Hepimizin ışığını daim etsin diyorum ben. Sağ olun, sağ olun. Aslı'cığım daha fazla sizi zahmetmeyeyim istiyorum. Bütün sizin vasıtanızda, sizi seyreden tüm seyircilerin sofrasında aşı, ocağında bereketi, huzuru ve sağlığı yerinde olsun niyaz ediyorum. Ne güzel dilekler. Bu mübarek günleri tamamına erdirmek, oruçların kabulünü ve sahurların bereketini, bu kutsaliyetin toplumsal olarak aramızda en güzel şekilde yaşanmasını niyaz ediyorum. Ve ülkemizin çok yakınında, sınırımızda olan bu gerginliklerin artık barış sonuçlanmasını da diliyorum. En önemli sorun odur. İnsanlık sorundur, insanlık ayıbıdır. Bu insanlık ayıbının artık Ramazan'da ben Müslümanlığın tarifini tekrardan yapmaya değil, bir insan asla değilim, büyük değerli hocalarımız, üstadlarımız varken bir Müslümanın diğer Müslümana ateş açtığı bir Ramazan
bir mübarek kutsal evet. dönem bilmiyorum ben. Ben çok doğru bilmiyorum. Çok haklısınız. Ben bilmiyorum. Bunlar ezber bozan şeyler. Çok kötü anlamda bunların sona ermesini temenni ediyorum. Çok haklısınız. Ediyorum. Hepimiz aynı temenni içindeyiz. Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyoruz. Öpüyoruz. Ben de aynı şekilde. İnşallah bir araya geliriz üçümüz tekrardan. İnşallah. Bir programında Aslı'cığım çok öpüyorum. Kamera arkasında A'dan Z'ye bütün kanal çalışanlarını da kucaklıyorum. Herkesin çok selamlar. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Canım benim sevgi selamlarım. Selamlar, evet. sevgiler, hoşçakalın. Tabii Çiğdem Hanım'ın bahsettiği olan Suriye'de bahsetti. Tabii hemen Suriye'de Müslüman'ın Müslüman'ı öldürmesi bu Ramazan gününde. Gerçekten biz Türkiye'de yaşıyoruz, böyle güzel bir ülkede. O yüzden Rabbim bize binlerce kez şükürler olsun diyorum ben. Gereken her şey zaten. Myanmar'da bildiğiniz gibi Arakan'da Müslümanlar katlediliyor. Orada sadece Müslüman oldukları için kadınlara tecavüz ediliyor. Çocukların elleri bağlanarak, yakılarak öldürülüyor. Bu Ramazan günde onlara düşünelim, onlara da mutlaka dua edelim diyorum ben. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Sevgili Çiğdem Tuş'tan da çok güzel yorumlar aldık. Bizimle ilgili yani bunları sizden duymak inanılmaz keyifli. Evet. Çok seviyoruz sizi. Çok. Hem mesleğinde çok başarılı değil mi sevgili Kasım? Hem aynı zamanda hani insan gibi insan derler ya, çok da nadir görülüyor artık. Özellikle bizim camiamızda onu gerçekten çok seviyoruz. Ondan öğreneceğimiz daha o kadar çok şey var ki. Nasıl da güzel konuşuyor. Bıraksalar güzel 24 insan. Saat dinleyeceğiz. Güzel insan. Hem kendi güzel hem yüreği güzel. Çiğdem Tunç hayranlarına da güzel oldu. Sürpriz evet. oldu değil mi? Bize de çok büyük sürpriz oldu. Tam da bahsediyorduk kendisinden. Güzel bir şiir ve şarkı karışımıyla sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Söylemek istediğiniz bir şey varsa. Evet önce Onur sen çattığın yeri söyle. Öncelikle hani... Eğer beni dinlemekten hoşlanan insanlar varsa... Canlı performansı mı? Yani canlı performansı. Haftanın kaç günü? Haftanın 6 günü Şirin Evler'de güzel bir mekanımız var. Adını da söyleyebilirsin İstanbul Şirin Evler'de. Kimene Kafe. Kimene adı. Kafe'de sevgili Onur Macit'i dinleyebilirsiniz. Vaktimiz herhalde azaldı. Hemen sizden bir şarkı alalım. Sevgili Kasım da sen de evet. son cümlelerini ben, söyle. Ben burada bu dost meclisinde bulunmaktan dolayı senin gibi... Kalbinin güzelliği yüzüne yansıyan bir hanımefendinin programında konuk olmaktan dolayı onu da gurur duydum. Seni seviyoruz. Bu kanalı, bu programı emek verenleri seviyoruz. Türk İslam Alemi mübarek ayı tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olsun. Yüce Rabbim oruçlarımızı kabul etsin. Önce Kadir Gecesi sonra bayrama bizi eriştirsin. Son olarak da 17 Ağustos'la ilgili bir şiir vardı Ayla Aydemir'in. Çiğdem Hanım'ın çok sevdiği bir şiir. Onu ben yorumlayacağım. Güzel bir türküyle kapanış yapacağız. Bahçede Yeşil Çınar... Savaşın yerine barışın aldığı en güzel günler Türkiye'mizde olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gir, gir. Bahçede yeşil çınar boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Bahçede yeşil çınar, boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Kaç sene gezdim dilimde bu sözler, gözlerimde hayalin, yüreğimde sen, tam da vuslat derken. Bugün 19 Ağustos. Duanı melekler açsın sevdiğim. Elimde adın yazılı bir kolye. Öylece kala kaldım. Oysa bugün boynuna takacaktım. Arkasına tarih attırmıştım. Birlikte yepyeni bir hayata. Merhaba diye. Bu şehirde miydi zelzele? Yoksa bende mi? Hangi belediyenin sınırında kalır bu acı? Kim kaldıracak artık içimdeki bu enkazı? Hangi ilden yardım konvoyu? Hangi kurtarma ekibi el atacak halime? Hangi kamyon getirecek artık bu yüreği? Sana teslim edemediğim evin anahtarı hala cebimde. Cesaretim yok içeri girmeye. Açılmamış sandığım, el değmemiş mutfağım. Her şey de senin izin. Dilim hançer, sözüm kor, halim de dillenmiyor. Adını söylemeye takatim yetmiyor. Akrebe takıldı gelinliğim, yelkovana dubağım, 0302'de beline kuşağım.
duanı melekler açsın sevdiğim.